Bir taraftan yapacağımız şeyleri yaparken siz yapıyorsunuz. Allah evvelden razı olsun. Diğer taraftan da bu ızdırarlar, ızdıraplar, ihtiyaçlar, iç yanmaları, sızlanmalar, sürekli o kapıya müteveccih yaşamalar güç kazandırıyor ona. Bir sinerji kaynağı oluyor adeta. Dolu dolu geliyor. Ciddi bir metafizik gerilime ulaşıyorsunuz. Allah'ın izniyle. İnşallah bu tutuşturulan ocaklar, ocak mı diyelim, projektörler mi diyelim, bunların hepsi hafif kalır. Cenab-ı Hakk'ın yakacağı meşale karşısında Tevbe suresinde ifade buyurulduğu gibi yürüdüğüne en yutfu nurallahi ve fahim. Ağızlarıyla Allah'ın yaktığı nuru söndürmeye çalışıyorlar. Ve ye'vallahu illa en yutimme nurahu ve lev kerihel kafirun. Kafirler hoşlanmasalar bile Allah Celle Celaluhu o nurunu tamamlayacaktır. Onlara hayır diyorum, beyhude uğraşıyorsunuz. Yeva kelimesine bu manayı veriyorum. Hayır diyorum, beyhude yorulmayın. Onu ben yaktım. Ziya Paşa'nın dediği gibi bir şem'a ki mevla yaka üflemekle sönmez. Ayetin nazmen manası gibi, maali gibi bir şey oluyor. Dünyanın tamiri ihtiyacı var. Çehresinin değiştirilmesine çok şiddetli ihtiyaç var. Topyekün insanlık ızdırap içinde. Çıkarlar, menfaatler, o yüksek gaye hayallerin yerine gelmiş otağını kurmuş. Şeytan dediği her şeyi çok rahatlıkla yapıyor, yaptırıyor, insanlara yakıştırıyor. Bu asra bir şeytan asrı denebilir. Belki son üç asır şeytan asrı sayılabilir. Hazreti Pir-i Mugan öyle diyor. Üç asırdan beri rehindar olan İslam kalesinin tamiri sizin üzerinizde. Şimdi kendi gücümüzün küçüklüğüne, yetersizliğine bakarak bu kozalite mülazasına göre hiçbir zaman bu sebeple o sonuç elde edilemez falan dememek lazım. Biz şimdiye kadar yaptığımız şeyleri kendi güç, kendi iktidar, kendi amik efkarımız sayesinde yapmadık ki bundan sonra yapılacak şeyler de onlara bağlayarak meseleyi imkansız görelim. Allah sevk etti, kendimizi belli bir konumda bulduk. Burada oturuyor gibi, şimdi burada oturunca benim şurada yaptığım dırdırlar gibi dırdır ediyorsun. Onlar mırmır oluyor, bakıyorsunuz millet öyle kabul ediyor onu. Efendim yeni bir kapı açılıyor. Daha farklı şeyler görüyorsunuz. Galiba şu da yapılırmış burada falan diyorsunuz. Şimdi bu mesele böyle konuma göre, işin mebdeinden müntehasını görerek ona göre bir makro planımız yoktu yani. Ancak Cenab-ı Hakk'ın ittiği, konumlandırdığı yere bakıyorduk. Ya buradan şöyle bir çıkış, şöyle bir açılım yapılabilir, buradan böyle bir açılım yapılabilir. Meşveret önemli bir faktördü. Ortak akıl çok problemleri çözüyordu. Gün geldi hani sizin de bildiğiniz gibi Türkiye'de kaç tane üniversite bilmiyorum ben sayısını. Kaç tane orta dereceli okul, kaç tane üniversite hazırlık kursu yapıldı. Birileri geldi bir gün hazımsızlık öyle bir marazdır ki akıl hastanelerinde bile şimdiye kadar tedavi edildiği görülmemiştir. Bu defa akılsızlık, bu haset, kıskançlık geldi, tosladı. Merkezde esasen bir zayiat, bir fay kırılması yaşandı. Çıktığımız yol Allah yoluydu, peygamberler yoluydu. Allah kendi yolunda ona doğru yürüyenleri hiçbir zaman o yolda yüzüstü bırakmamıştır. Sizi bırakacağına da ihtimal vermek doğru değil, ona karşı suizan olur. Gün geldi şimdi, bir gün Türkiye'de öyle oluyordu yani. Bir taksiyle, iki taksiyle bir yere gidilince orayı fethetmiş gibi geliyordu. Şimdi dünyanın dört bir yanına böyle hakikaten birkaç başağı yürüyebilecek tohumlar gibi saçılma durumu, faslı yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanına. Başka türlü de yani Türkiye'de durduğunuz zaman insanlığın o iftihar tablosunun
o gayeyi hayalini nasıl gerçekleşeceğini zannediyorum kestiremezdiniz. Benim adım güneşin doğup battığı her yere gidecektir. İster gayb bin gözüyle meseleyi görüp söylemesine verin, isterse size bir gayeyi hayal olarak, bir hedef olarak göstermesine verin. İster öyle olsun, ister öyle olsun. Ama nasıl olacaktı ki o Türkiye'den? O insanların çekememezliğini, hazımsızlığını aşarak nasıl gidecektiniz? Fakat Cenab-ı Hakk'ın öyle esrarengiz işleri var ki, böyle bir meseleye, bu ölçüdeki bir açılımı öyle bir yer zemin olmalıydı ki hakikaten dünyada ona bir şey demesin. Siz mazlumiyetle, mağduriyetle, mahcuriyetle diyeyim, mazuliyetle, mahrumiyetle dünyanın dört bir yanına saçıldınız. Bir kere insanların insan olarak şefkat duygularını tetiklediniz orada. Her şey bağrını, sinesini açtı size. Bir taraftan esasen sözle, sazla anlatılan şeyler, bunlar hep her zaman arkada bir kuşku bırakırlar. Fakat bunlar için esas güçlendirici referans belki veya doğrulayıcı, en inandırıcı referans hal ve temsildir. Esas sizi görmeleri lazım. Yatmanızı, kalkmanızı, Allah'a teveccühünüzü, düşüncelerinizi, insanlığa bakışınızı. Onlar kendi kendilerine diyecekler ki hani bir yandan ya humanizm deyip duruyorduk ama fakat bizimki çok geride kalmış yani bunlar. Yine de birbirimize yaka paça oluyorduk, yamyamlar gibi birbirimizi yiyorduk. Fakat gerçek esas humanizmi bunlar temsil ediyorlar. Bir diğer taraftan da kadınların hakkı çiğnendi, onlara hayat hakkı tanınmadı, şu oldu, bu oldu deyip duruyorduk. Fakat gerçekten bu meseleyi bunlar razı ediyorlarmış diyecekler. Dolayısıyla da hal ve temsil esas çok inandırıcı olacaktır. Değişik vesilelerle hep acizane arz etmişimdir. İnsanlığın iftar tablosunun önemli iki vazifesi, çok vazifesi var da önemli iki vazife. Birisi tebliğdir. Allah'tan aldığı mesajları insanlığa sunmak. Diğeri de işte fiilen o meseleyi gösterme. Temsildir, haldir. Çok inandırıcı olmuştur bu. Yani ne demişse onun 10 katını yapmış orada. Şimdi demiş ki işte Allah'a kulluk yapacaksınız. Ne kadar yaparsanız yapınız, velilerin dedikleri gibi. مَحَبَدْنَاكَ حَقَّ اِبَادَتِكَ يَا مَحْبُودُ. Bu duyguyla meseleyi kafiyelendirme. مَذَكَرْنَاكَ حَقَّ ذِكْرِكَ يَا مَسْكُورُ. Bu duyguyla ibadet-ü taat anlayışını kafiyelendirme. مَحَمِدْنَاكَ يَا مَحْمُودُ. حَقَّ حَمْدِكَ يَا مَحْمُودُ. Bu duyguyla yine meseleyi kafiyelendirme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişinceye kadar namaz kılıyordu. Hücresinde namaz kılıyordu yani. Bunun içine haşa zaten onun o ruh dünyası, o fikir alemi, o tahayyülat alemi filan itibariyle o türlü şeyler hiç misafir etmemiştir. Gelseler bile onlar kendi kendilerine kovulmuştur o türlü şeyler. Fakat hücre-i saadetlerinde işte Ayşe validemiz anlatıyor. Büyük anamız, hepimizin anası. Evet, antiparantez diyeyim. Cenab-ı Hak şefaatine bizleri mazhar eylesin. Anama karşı çok saygım vardır. Hatta bazen aklıma geliyor ki, acaba annem benim ona bu kadar saygımı duyunca kıskanır mı? Zannetmiyorum. Çünkü o da onun sevdalısıydı. Diyor ki, ayakları şişinceye kadar yatmıyordu. Hücre öyle dardı ki, ben ayaklarımı uzatınca secde edecek yer kalmıyordu. Ayakta ne kadar duruyordu bilmiyorum. Ben bir fasıl uyuyordum. Sonra rükûa varıyor, secdeye varınca eliyle ayaklarımı ittiriyordu. Başını koyacak bir yer açılıyordu. Canım çıksın başını oraya koyuyordu. Kaldırıyordu. Ben yine uykuya dalıyordum. Yine yapıyordu, yapıyordu. Buseyri kasidesinde bunu ifade ederken ''Zalemtu sünnete men ehyez zalame ila en işteket kademahu zurre min varami. Ben o peygamberin sünnetine zulmettim ki ayakları şişmeden yatmıyordu diyor. Evet temsil, temsildeki derinlik öyle inandırıcı oluyordu ki Ebu Bekir onun delisi, Ömer onun delisi, Osman onun delisi. Bu açıdan bir yönüyle böyle o sözlerle ortaya koyduğumuz belli beyanlarla, Firdevsi'nin beyanı gibi
O dille, o üslupla meseleleri ortaya koysanız, inanın bana çok inandırıcı olamazsınız. Ama o meseleyi halle, temsille takviye ederseniz, beslerseniz, halı temsili onlara payanda yaparsanız, millet inanır ve koşa koşa arkanızdan gelir. Eğer olmasa Kur'an der mi? لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا اِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ Niye yapmadığınız, etmediğiniz şeyleri söylüyorsunuz? Söylemeyin demek değil bu. Söylediğiniz şeyleri yapıyor olun demektir bu. Efendim, söylediğiniz halde o meseleleri yapmıyorsanız, nezd-i üluhiyette bu vesileyi gazap olacak bir şeydir diyor. Evet, temkin, dikkatli olmak. Evet. İnşallah sizler çehrelerinizle, genel tavırlarınızla, şu ana kadar geliştirdiğiniz o hal derinliğiyle, temsil derinliğiyle işi bir noktaya kadar Cenab-ı Hak size getirtti diyeyim. Siz bir adım atarsanız öyle buyuruyor Kutsal Hadis'te, müteşabih bunlar. Mukabele manasına. O size 10 adımla gelir, yani 10 adım mukabelesinde bulunur. Siz adımla gelirseniz ona koşma mukabelesinde bulunur. Evet, mukabele demek lazım. Yoksa Allah yemez içmez, zaman geçmez, veridir cümleden Allah. Tebeddülden, tegayyürden, dehi elvanı eşkaldan muhakkak ol müberradır. Budur selbi sıfatullah. Ne göklerde, ne yerlerde, ne sağ sol ve ön artta cihetlerden münezzehtir ki hiç olmaz mekan Allah. Evet, o sıfatı selviyesiyle kendini bize böyle anlatıyor. Bu sözler İbrahim Hakkı Hazretlerine ait. Ama kitabın ortasından. Allah inayetini bizimle beraber eylesin inşallah.